LGS'ye son 46 gün hayallerimiz için çok değerli bir zamandayız arkadaşlar. Şu anda çalışırsak çok ciddi bir şekilde netlerimizi artırıp hayallerimize kavuşabiliriz. Günün sözüne baktığımızda Kobe Bryant diyor ki eğer kendinize inanmazsanız Kimse sizin yerinize bunu yapamaz. Gerçekten de siz inanıyorsanız arkadaşlar başarırsınız. Çünkü sınava girdiğiniz gün yani o sözel ve sayısal kitapçıklarının geldiği gün sınavda tek başınıza olacaksınız. Siz başaracaksınız bunu. Şu ana kadar siz çalıştınız. Bundan sonra da siz kendi emeğinizle bir yerlere geleceksiniz. Biz ne kadar sizlere yardımcı olsak da anneniz, babanız, hocalarınız size ne kadar destek olsa da sınavda siz kendi başınıza başaracaksınız. Dolayısıyla sizin başaracağınıza inanmanız lazım ve bence de... ...mutlaka mutlaka başarısınız arkadaşlar. Dolayısıyla lütfen kendinize inanın, bizlere güvenin. İnşallah da sınavda en yüksek netlere ulaşın. Günün yorumuna baktığımızda Maraşlı Ahmet Koska diyor ki... ...hocam LGS'ye kısa bir zaman kaldı ama çok da kısa değil. Bakın hala 46 gün var değerli bir zaman. Konuları en geç ne zamana bitirmeliyiz? Haftada kaç deneme çözmeliyiz? Genel deneme çözmeye ne zaman başlamalıyız demiş. Öncelikle şu çok önemli. Arkadaşlar sizin gireceğiniz sınav esasında bir... LGS denemesi. Ama sonuçları kazanacağınız liseyi etkileyen bir deneme. Dolayısıyla siz bu sınavın provasından yani sözel ve sayısal bölümden oluşan LGS provasından bolca çözmeniz lazım. Bol bol deneme çözmeniz lazım. Peki ama hocam konularımız eksik. Konuları bitirmedik diyebilirsiniz. Bu durumda Konularınızı LGS'deki eksiklerinize göre bitirmeniz lazım. Yani denemeye girdiniz. Sayısal bölümde matematikte eğer 10 tane eksiniz varsa tabii ki matematik ağırlıklı giderek matematik eksiklerinizi bitirmeniz lazım. Fen'de 2-3 tane eksiniz varsa onları hemen bitirmeniz lazım. Ya da sözelde zaten Türkçede biliyorsunuz ki dil bilgisi çıkmıyor. Aynı zamanda İnkılap tarihinde, dinde, İngilizce'de konular hızlı bir şekilde bayrama kadar bitirilebilir eğer eksikleriniz varsa. Dolayısıyla deneme çözüyorsunuz, denemedeki yanlışlarınıza göre konularınızı bitiriyorsunuz. Çok fazla konu eksiğiniz varsa endişelenmeyin. Bu 46 gün içinde hem konuları bitirip hem de bol bol deneme çözebilirsiniz. Haftada kaç deneme çözmeliyiz? Genel deneme çözmeye ne zaman başlamalıyız demiş. Birincisi arkadaşlar elinize ne kadar deneme varsa bir an önce çözmeye başlayın. Ve denemelerin bazıları genel deneme oluyor yani tüm konuları içeriyor. Bazıları ise e, ...kapsamı biraz daha dar olabiliyor. Mesela bizim hızlanma denemelerimizde... ...veyahut da işte e, ana denemelerimizde... ...daha az konular var. E, genel denemelerimizde, doz denemelerinde... ...bütün konular var. Dolayısıyla burada şunu bilmemiz lazım. Sizin elinizde eğer... ...genel deneme haricinde daha az kısıtlı denemeler varsa... ...onlardan başlayabilirsiniz. Onlar bittikten sonra genel denemelere geçebilirsiniz. Ama elinizde genel deneme haricinde... ...yani normal tüm konuların olduğu... ...mesela şunun gibi bir deneme. Burada tüm konular var biliyorsunuz. Bu tarz denemelerin haricinde... ...denemeler yoksa o zaman... Bir an önce en az haftada iki tane deneme çözecek şekilde, en az iki, bazen üç de olabilir, deneme çözmeye başlamalısınız. Ve denemelerde çıkan yanlışlarınıza göre kendinize nokta atışı çalışmalar yapmanız lazım. Yani nedir? Denemede benim işte e, sözel mantıktan yanlışım çıktı, sözel mantık sorusu çözmem lazım. Bugün 20 tane. İşte köklü sayılardan yanlışım çıktı, köklü sayılardan çözmem lazım demeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde konularınızı tamamlamanız lazım. Çünkü size sınavda bir deneme verecekler. Dolayısıyla bol bol deneme çözün. Günü kaynağına baktığımızda yine konumuza bağlantılı olarak dörtlü LGS denemeleri. Şimdi burada denemeyi çözüyorsunuz ya sayısal bölümdeki 16. soruyu yanlış yaptığınız zaman hemen diyeceksiniz ki ben sayısalda 16. soruyu yani üçgende yardımcı elemanları yapmışım. Fende 6. soru iklim ve o hareketlerini yanlış yapmışım diyerek hemen bu detaylı analizler üzerinden sorularınızın yanlış olduğu cevapları dikkatlice dinleyip ardından da o konularla alakalı kendinize konu çalışması ya da soru çözümü yapmanız gerekiyor. Çünkü sınava kadar ne kadar çok deneme provası yapıp ne kadar çok deneme çözüm ne kadar çok LGS çıkabilecek soruların olduğu denemeler çözerseniz o kadar yüksek bir net yaparsınız. Çünkü sınava kadar hiç ders çalışmayın. Sadece deneme çözün. Emin olun en az 5-10 net netiniz artar. Bu kadar net söylüyorum. Ama oradaki denemedeki yanlışlarınızın da doğru cevabını öğrenmeniz gerekiyor. Günün okuluna baktığımızda Denizli Merkez Efendi İbrahim Cinka'ya Sosyal Bilimler Lisesi'ni görüyoruz. Gördüğünüz gibi yine Sosyal Bilimler Lisesi olduğu için biraz daha eşit ağırlık bölümler. Yani öğretmenlik, hukuk, psikoloji, psikolojik danışmanlık, rehberlik gibi bölümler var ama buradan da sizler yine sayısal bölümleri de tercih edebilirsiniz. Bütün bu okullar sizler için arkadaşlar. Bütün bu başarılar sizleri bekliyor. İnşallah çalışıp kazanacaksınız. Vazgeçmiyoruz. Sıkı sıkıya Ramazan ayında iyi değerlendirip hedefimize bir adım daha yaklaşıyoruz. Hadi bakalım.